Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün de bir doğa videosuyla karşınızda olacaktım ama maalesef çok saçma sapan bir yerde ön lastiğim su koyuverdi. Patladı. Buraya çıkarken de yolda görmüş olduğum bir bisikletçiye yanımdaki yedek iç lastiği verince maalesef ben ortada kalmış oldum. Yaklaşık 800 metre yükseklikteyim. 750 metre yükseklikteyim. Yaklaşık bir 4 kilometre kadar tırmanmıştım. Bakalım kaç kilometre çıkmışım. 4 kilometre kadar tırmanmışım. Ve burada benim maalesef lastiğim patladı. Şimdi bir aksilik çıkmazsa aşağıya kadar yürüyeceğim. Ve bugünün videosu olarak size bisiklet lastiği yamama konusunu işleyeceğim. Şimdi ben aşağı doğru 4 kilometrelik bir yürüyüş yapacağım arkadaşlar. Video mucizesiyle sizinle bir saniye sonra görüşeceğiz. Ama ben yaklaşık 20 dakika kadar bir yol yürüyeceğim. Bisikleti yanıma alıp birazdan görüşmek üzere. Az önce izlediğiniz girizgahta gördüğünüz gibi dün bisikletimin lastiği patladı. Ve ben başka bir arkadaşa o an yardım etmiş olduğum için kendim iç lastiksiz kaldım. Ve eve kadar yürümek zorunda kaldım. Aklıma benim de bir fikir geldi. Bisiklet lastiği yamama yöntemleri, bisiklet lastiği nasıl yamanır şeklinde bir video hazırlayayım dedim. Daha önce basit bir bisiklet lastiği yamama videosu hazırlamıştım sizin için arkadaşlar, hatırlıyorsanız. Ama bisiklet lastiği yamamak için birçok yöntem mevcut. Bunlardan birkaç tanesini deneyeceğim bugün. 1, 2, 3, 4 tane farklı metot göstereceğim bisiklet lastiği yamamak için. Buradaki görünen göstereceğim yöntemler haricinde yukarıda, sol yukarıda fotoğrafını göreceksiniz. Eski tip sıcak yamalar vardı. Ama artık onlardan aradım. İşin açıkçası bulamadım. Olsaydı ondan da yapmayı gösterecektim. Ama internette aratırsanız o tip yamanın nasıl yapıldığını da ayrıca görebilirsiniz. Ben sadece sizinle fotoğrafını paylaşıyorum. Bugünkü videomuzda sizinle klasik solüsyonlu soğuk yama göstereceğim. Yama ile yama yapmayı göstereceğim. Üstüne solüsyonsuz kendinden yapışkanlı ve pratik yamalarla yama yapmayı göstereceğim. Onun haricinde bir iç lastik parçasından keserek yapmış olduğum yamayla yama yapmayı göstereceğim. Aynı zamanda en son olarak da şöyle görebiliyor musunuz? Rendelenmiş İç lastik tozuyla yama yapmayı göstereceğim. Şimdi dilerseniz başlayalım. İlk başta standart solüsyonlu yama ile başlayıp sırasıyla pratik yama, iç lastikten yama ve iç lastik tozundan yaptığımız yamayı inceleyelim. Benim burada bir iç lastiğim var. Şimdi sırasıyla buna yama yapacağız. Arkadaşlar unutmadan söyleyeyim, hangi yamayı yaparsak yapalım bütün yama metotlarında bir zımparalama evresi vardır. İlk başta zımparalıyorum. Zımparaladığım yüzeyin üzerine elimle veya başka bir isimle bir daha dokunmuyorum. Çünkü oradaki toz ve eldeki yağ tabakası burada yamanın tutmasını engelleyebilir. Yapıştırıcımı sürüyorum. Yapıştırıcıyı iyice yedirdim. Yapıştırıcıyı sürdükten sonra parmağımın ucuyla dokunabilirim. Çünkü parmağımdaki yağ tabakası yapıştırıcıyla parmağım arasında kalıyor ve yapıştırılacak yüzeye bulaşmıyor. Bir tane yama seçiyorum. Yamanın arkasındaki alüminyum folyoyu çıkartıyorum. Yamanın bu gördüğünüz kırmızı yüzeyine kesinlikle dokunmadan birazcık tutkala değiriyorum ve ayırıyorum.
Yamanın üzerindeki ve lastiğin üzerindeki yapıştırıcının kuruması için bir 5 ila 10 dakika bekliyorum. O hava şartlarına göre değişiyor. Ama ben o vakti, o sürenin geçtiğini varsayarak şimdi yapıştıracağım yamamı. Yamayı yapıştırıyorum ve üzeri yuvarlak bir yüzeyle iyice bastırıyorum. Bu yamayı yaptıktan sonra yaklaşık 15-20 dakika yapıştırıcı iyice kuruyana kadar lastiğimi takıp içerisine hava basmayacağım. Bu yapıştırıcı kuruyana kadar yapabiliyorsam elimle, ayağımla veya bir taş parçasıyla sürekli bu yamanın üzerine basınç uygulamam gerekiyor ki daha iyi bir yapışma sağlasın. Bu yamayı yaptığımızı varsayarak diğer yamaya geçelim şimdi. Bu sefer kendinden yapışkanlı, solüsyonsuz yamalarla yapacağız yamayı. Bu yamama metodunda yapıştırıcı kullanmıyoruz. Kendi yapışkanı kendi içerisinde. Sadece yamanacak bölgeyi düzgünce zımparalıyorum. Zımparalama işlemi bittikten sonra şeritten bir tane yama çıkartıyorum. Fazla temas etmemeye çalışıyorum yine şeye. Yamaya. Yamanacak yüzeyin üzerine biraz bastırıyorum. İcap ederse bir miktar tutuyorum gene bunu ama bunlar da gerekmiyor. Bu şekilde yamadıktan sonra lastiğimizi hemen şişirip kullanıma hazır hale getirebiliyoruz. Şimdi diğer bir yönteme geçelim. Bu yöntemde de eski bir iç lastik parçasından yama boyunda yuvarlak kenarları ovalleştirilmiş bir parça kesiyorum. Bu yamayla ilk yaptığımız yama arasında hiçbir fark yok. Hatta benim kişisel tecrübelerime göre bu tip yamalar solüsyonlu yamalardan çok daha iyi tutuyor. Burada işleyeceğimiz yöntem biraz daha farklı. İlk başta patlağın olduğu yüzeyi güzelce zımparalıyorum. Aynı şekilde yamaya yapacağım, kestiğim yama parçasını da düzgünce yapıştıracağım tarafını zımparalıyorum. Yapıştırıcımı alıyorum. İlk başta yamayı yapıştıracağım yüzeye, yama boyunda yapıştırıcıyı sürüyorum. Ardından aynı miktarda yapıştırıcıyı yamanın üzerine sürüp yayıyorum. Her tarafına yapıştırıcı bulaştırmaya çalıştım. Bu tip yamada aralıksız yapıştırıcının 15 dakika kurumasını bekliyorum arkadaşlar. İki yüzeydeki yapıştırıcının da iyice kuruması için. Yine o sürenin geçtiğini varsayarak yapıştırıcıyı, yamayı yapıştırıyorum. Yine yuvarlak bir oval bir yüzeyle iyice yapışmasını sağlıyorum bunun. Ve bu yamayı da yaklaşık 20 dakika, yarım saat daha basınç altında tutmam gerekiyor. Ondan sonra içine hava basıp lastik şişirilebiliyor. Son yama yöntemimiz ise rendelenmiş iç lastik tozu. Yapıştırılacak yüzeyi iyice zımparalıyorum. Sadece deliğin olduğu yer kadar birazcık yapıştırıcı uyguluyorum. Ben yapıştırıcı için derbi kullanıyorum arkadaşlar. O da aklınızda bulunsun. Ondan sonra toz haline gelmiş iç lastiği
yapıştırılacak yüzey üzerine iyice yediriyorum. Kuruması için gene bir 15-20 dakika bekliyorum. Kuruduktan sonra bu görüntü hoşunuza gitmezse tekrar zımpara ile üzerini düzeltebilirsiniz. Ve bu yama da hazır olmuş oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün uygulamalı olarak 4 tane lastik yamama metodu gösterdim. Bunun haricinde söylemek istediğim birkaç bir şey daha var. Bildiğiniz gibi yola çıkarken yanınızda yedek iç lastik taşımak bir gereklilik oldu. Özellikle dağda, doğada bisikleti binmeyi seviyorsanız. Çünkü yama yapmakla uğraşmak her zaman çok keyif vermiyor. Ama her halükarda yanınızda fazladan bir yama takımı taşımanız gerekiyor. Çünkü yedek iç lastiğiniz de patlayabilir. Yama yapmayı öğrenmek her zaman faydalı olur. Yani sizin işinize yaramazsa bile yolda karşılaştığınız bir bisikletçi arkadaşınızın işine yarar. Bu söylediğim bileşenlerden bir tanesi eksik kaldığı zaman dün de benim yaşamış olduğum gibi ortada kalırsınız. Bayağı bir yürümek zorunda kaldım dün ben. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yorum yapmayı, aklınıza takılan soruları aşağıdan sormayı unutmayın. Videoyu beğenmediğiniz zaman da beğenmemizin sebebini de aşağıda yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.